Hüküm. Yeşil elma getirir misin lütfen bana? Çok sert olmasın. Ama yumuşaklardan da olmasın lütfen. Aşkım, ne yapıyorsun? Ne yapayım hayatım? Annene elma hazırlıyorum kendi ellerimle, en sevdiğinden. Ne çok sert, ne çok yumuşak. Aa, ne güzel. Aranızın düzelmesine sevindim. Zaten bir sürü ortak yönünüz var. Ortak yön derken? İkiniz de modacısınız. Ha, bırak onu da. Ya Ayaz'ın moda sektörü demişken seninle konuşmak istediğim bir şey var. Ne oldu? Şirkette işler hiç iyi gitmiyor. Hani bir toplantı var demiştim ya. Adamlar bugün gelmedi bile. Hepsi şu gazete haberi yüzünden. Ay bir elma istedim yani. 2 saattir bekliyorum. Bir şey konuşuyorduk anneciğim. Ne konuşuyordunuz? Önemli değil. Biz sonra kendi aramızda konuşuruz. Ay bugünler de çok sıkıntılı. Aranızda bir sorun var herhalde. Annenin yanında konuşmak istemedim. Ne de olsa rakip şirketlerdeyiz. Ama ben de annemin şirketine ortağım. Yani biz de rakibiz teknik olarak. Ama biz aynı zamanda yani teknik olarak karı kocayız da. Ve ben şu an karı koca hakkımı kullanarak kocamla dertleşmek istiyorum. Dinliyorum seni karıcığım. Bak şimdi kocacığım, durum şu. Eyvallah, çok güzelmiş. Yalnız bir daha sefere azıcık daha sert olabilirsin Öykücüğüm. İçerideki yumuşaklardan da yarın apple pie yaparsın. Ya, şuraya şu küçük sehpalardan alsak mı? Zigon, zigon. Ben yarın bakar alırım. Unutmadan ben o zaman bahçedeki çimenleri, çimleri işte ne varsa salayım. Belki bana yardım etmek istersin kocacığım. Tabii karıcığım, geliyorum. Bugün müşterinin biri toplantıya gelmedi. Gazetedeki haber yüzünden. Neymiş efendim? Ne neymiş? Hmm. İyi fikirmiş bahçeye çıkmak. Öykücüğüm bahçeden çiçekleri ve çimenleri sulamış. Bence biz içeri geçelim. Geçelim kocacığım. Ha, girin girin. Hava da serinlemiş zaten. Ben de gelirim birazdan. Söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum ama senin artık bu annenle bir konuşman lazım. Baksana kendi evimizde baş başa kalamıyoruz. Hayatım, kadının evine hırsız girmiş, korkuyor. 1-2 gün sonra zaten kendisi döner. Olmadı 2-3 gün sonra ben konuşurum. Ayaz'cığım bak 2-3 gün çok geç olabilir. Ben sana kalbini kır demiyorum ama kibarlıkla söyleyebilirsin. Hayatım, ben de seninle baş başa kalmak istiyorum. Birlikte yemek yapmak, yemek yemek. Oturup müzik dinlemek, sonra... O zaman ne yapıyorsun canım? Gidip annenle şimdi konuşuyorsun. Artık evine alarm mı taktırır, bir güvenlik şirketiyle mi anlaşır, ben bilemem orasını. Yarın dönsün evine. Mete mi geldi? Anne. Yavrum.
Evi böcek bastı biliyor musun? Bütün apartmanı ilaçladılar. Mecburen buraya gelmek zorunda kaldık. Yani birkaç gün sizde kalacağız. Ayaz, evladım sizin için uygun olur mu? Uygundur tabii. Tabii ki uygundur. Ben de saf saf soruyorum. Önem de burada kaldığına göre. Nerede o? Lütfen buyurun. İstediğiniz kadar kalabilirsiniz. Çatışmalar başlasın. Öyle işte. İlaçlamanın etkisi bir iki hafta sürermiş. O zamana kadar buradayız. İlginç. Benim eve hırsız girdi, sizinkine böcek. Bir dakika, bir dakika. Sen şimdi beni fakir görerek ezmeye mi çalışıyorsun ha? Bu mu yani? Bunu mu yapıyorsun? Yok canım, ne münasebe. Ah, bir böcek ilaçlama da bu eve lazım. Sen ne diyorsun sen? Bana böcek mi diyorsun sen? Yok canım, ne münasebet. Ay, başım ağrılar giriyor. Öykü, bana bir kahve getirir misin? O niye getiriyormuş? Kalk kendin al kahveni. Tamam, ben getiririm. Ayaz, o zaman sen de bana bir çay yap, hadi evladım. O niye yapıyormuş? Kalk kendin yap çayını. Tamam anne, ben hallederim. Ay çocuğum, sen de şunu kapa, kafam şişti. Sen de çok bağırıyorsun Önem teyze. Teyze, bu ailenin hepsi hasta. Yavrum sen oyna oyununu oyna, kapatma kapatma. Eğer rahatsız olan biri varsa odasına gider. Ay. Ay. Çocuklar, kahve kalsın, çay alalım biz. Buldu tabii senin gibi sessiz sakin kızı, üstüne gelip duruyor. Ah Önem, ah ben sana yedirir miyim çocuğumu? Anneciğim, canım, beni düşündüğün için çok teşekkür ederim. Ama bak, böyle davranmaya devam edersen her şey daha kötü olacak. Yok çocuğum, hiçbir şey daha kötü olmaz. Bu kadın sizin mutluluğunuza çomak sokmaya çalışıyor. Ama ben ne yaptım? Aldım o çomağı, kırdım attım. Oh, içimin yağları eridi. Bundan sonrasını o düşünsün. Bence Öykü çağırdı o kadını buraya. Gel bana yardım et dedi. Anne abartıyorsun ya gerçekten. Öykü niye böyle bir şey yapsın ki? Beni göndermeye çalışıyor bu evden. Ama bende pes edecek göz yok. Gitmeyeceğim hiçbir yere. Gitmeyeceğim. Ha, kazık çaktım buraya. Var mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.